Gel şuraya bakalım arkadaşlar. Diğer sorular. Kullanıcıdan bir ise isteğin iki yakın metodu olmadığı kontrol edin ekrana yazdım demiştim. Arkadaşlar bu soruyu direkt internetten aldım. Ve cevabını da internetten aldım. Yani maalesef. Yani kendime uğraşıyordum, bayağı uğraştırdı, yapamadım. İnternette çok basit bir yöntem varmış. Keşke onu önceden düşünseydim. Ne kadar da çok aptalca bir hareket yapmışım diye düşünüyorum arkadaşlar şu an. Yani. Şimdi arkadaşlar buradan ikinci bir kütüphane kullandık. Bu kütüphane matematik fonksiyonlarını içeren bir kütüphane. Burada logaritma fonksiyonunu kullandım. Şimdi A'yı 0 olarak tanımladık ilk olarak, doğal olarak tanımladık üçlüde. Daha sonra önceden bir sayı istedik ve girilen sayıyı A'ya atadım. Şimdi üssü belirlemek için yani bir elemdir ya da logaritmadır kullanabiliriz. Burada logaritma A bölü logaritma 2 dediğimizde ne oluyor? 2 üzeri üs eşittir A'dır aslında, değil mi? Matematikte. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bu üs full out bir sayı olabilir. Mesela 5 dediğimizde logaritma 5 bölü logaritma 2 ne olur? Bir full out'tır aslında. Ama 4 dediğimizde direkt 2'dir. Integer çıkabilir. Bir virgülü durumu olabilir yani burada. Onu için burada full out tanımladık. Şimdi eğer bu virgülü durumu yani virgülden sonra 0 ise üssü direkt ne deriz? 2'nin üssüdür deriz, değil mi? Eğer değilse ise üssü değildir diye kontrol ettirebilir. Şimdi buna bakalım. Üssü integer'a çeviriyoruz bir nevi burada. Yani üssün integer değeri 1'e eşitse, yani ne demek bu? Virgülden sonra 0 ise hepsi sayının ikinci derecede 2'nin işte bilmem ne derecede üssüdür. Yani integer üs. Yani mesela 32 girdik, değil mi? 32 2 üzeri 5'tir. Burada üs ne oluyor? 5 olarak direkt çıkıyor, değil mi? 5 integer değeri zaten bunu yine 5. 5'i 5'e böldük 1 çıktı. Yani bu if'in içine giriyor. Burada ise integer üs yani 5 5. derecede üstür diye yazdırabiliyoruz. Aksi takdirde ise else geçiyor. Sayı 2'nin üstü değildir. Direkt böyle yapıyoruz. Çıkıyor cevap. Biraz süreye geçelim.